Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoşgeldiniz ve bugün mimari facialara bakacağız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Twitter'da bir sayfa buldum mimari facialar adında ve bu sayfada arkadaşlar ülkemizde ve dünyada garip mimari facialar var arkadaşlar Hemen ilkinden başlamak istiyorum ilkinde ülkemin müteahhitleri yine şaşırtmaya devam ediyor Büyük ihtimalle bu mimar online eğitim mezunu olabilir arkadaşlar görüyorsunuz ilk önce merdiveni yapmış büyük ihtimalle ardından da evi dikmiş yanına Yani baktığınız zaman pek de değişik Işık görünmüyor ama bayağı döndürmüş böyle. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Buna yorumu size bırakıyorum. Sizce nasıl? Bence biraz garip. Evet ikinci de de Rize'de sıradan bir facia. Evet Rize'de arkadaşlar halkın %90'ı mühendis zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Burada arkadaşlar kapağı açıyorsunuz ama büyük ihtimalle hiçbir şey çıkmıyor oradan. Evin kolonuna kapak koymuşlar. Garip, garip. Gerçekten garip yani. Bu büyük ihtimalle mutfak dolabı falan. Bilemiyorum. Evinizde böyle şeyler var mı yazın. Evet burada da arkadaşlar öyle bir ev yapmışlar ki. TikTok'a da videosunu yapmışlar. Ve büyük ihtimalle Türkiye'de arkadaşlar. Burası evet altında dükkan var Yani bayağı garip bir tasarım Böyle Lego gibi arkadaşlar üst üste koymuşsunuz gibi Baya garip bir tasarım yani Böyle bir evde yaşamak ister miydim? Büyük ihtimalle yaşamak istemezdim arkadaşlar En ufak bir depremli büyük ihtimalle hepsi tak 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 çökerdi Evet arkadaşlar burada da görüyorsunuz Bu abi neydi bunun adı onu bilmiyorum Adını unuttum şu an O nerede musluk nerede Büyük ihtimalle arkadaşlar boruyu yetiştirememişler ve musluğu oraya takalım bir şey olmaz. İnsanlar şöyle eliyle arkadaşlar suyu itelerler diye düşünmüş herhalde. Bu mimarda büyük ihtimalle Rizeli veya Karadenizli arkadaşlar. Bilemiyorum. Evet burada da arkadaşlar bir mezarlık tasarım. Ulan mezarlık da yapmazsın bunu ya. Ben biraz deli yatarım demiş. Tüm mezarlar düz bir şekilde bu yamuk. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada yatan abimizin isteği olabilir bu arkadaşlar. Ben biraz yatakta deli yatıyordum da. Mezarda da deli yatayım ya. Bozmayın keyfim falan demiş olabilir. Evet burada da arkadaşlar evi yapmışlar balkonu unutmuşlar sonra demişler ki bu ev balkonsuz biz satamayız sonradan balkon eklemişler eve görüyorsunuz ama balkona kapı yapmayı unutmuşlar pencereden atlıyorsunuz arkadaşlar garip bir tasarım olmuş hiçbir evde balkon yok sadece o evde var arkadaşlar ve kiralık çok garip gerçekten bayağı bir garip evet daha kötüsünü görmem dedikçe daha kötüsünü görüyorum bu da Kahramanmaraş'ta vurma bilezik heykeli yani vurma bileziği niye heykel yaparsın bilemiyorum umarım bu gerçek altın değildir çünkü ülkemde bunu çalacak vatandaşlar tanıyorum yani ben de çalardım hani gerçekten gerçek altın olsa veya böyle ağzımla kopartmaya çalışırdım falan değişik şeyler yapabilirdim. Yani bunun heykeli niye yaparsın? Sayın kahraman maraşlılar bak sütçü imam heykeli yap ne bileyim başka heykeller yaptı da hani bunun heykeli niye yaparsın ya? Altın madenin var sizin orada niye vurma bilezik bile? Çeyrek altın yapsaydınız yani niye vurma bilezik? Evet burada da arkadaşlar gene çok garip bir tasarım. Bu ayna niye orada? Hani aynayı ne yapacağız abi? İlk önce elimizi yıkacağız. Aynayı sonra mı bakacağız bilemiyorum. Yani çok garip bir tasarım. Bence şu peçeteyi şuraya koymanız lazım. Da, aynayı da buraya koymanız lazım. Ama bilemiyorum. Tabi siz daha iyi bilirsiniz. Sayın mimar, mühendis, müteahhit bey. Kimseniz artık bilemiyorum. Evet burada da tam anahtarlığını oraya böyle tutma şeyi yapmışlar. Yani bunu niye yapmışlar bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu videoda baya bir gariplik. Baya bir şaşırıyorum. Ama hala bilemiyorum hiçbir şeyi. Evet Truman Show'un kara Karadeniz bölgesindeki çıkışı görüyorsunuz. Bu merdiven nereye çıkıyor? Gerçekten bu merdiven nereye çıkıyor arkadaşlar? Bana bunu söyleyin. Bu merdivenin nereye çıktığını bilen varsa söyleyin. Ne yapıyorsunuz? Buradan çıkıp buradan aşağı mı atlıyorsunuz? Hani burada su olsa alınırım. Ama niye yaptınız? Gerçekten niye yaptınız bunu? Evet arkadaşlar yangın merdiveni bir bölgeye kadar devam ediyor. Bir bölgeden sonra yok. Bir bölgeden sonra artık insanlar kendi imdatlarına kendileri yetişiyor. Yani bu ilk 3 kattakiler şanslı ama ondan sonrakiler artık Allah kurtarsın demişler. Allah kurtarsın kardeşim. Çok garip. Yani mühendise sormuşlar niye buraya kadar? Yani diğerlerine bir biz challenge hazırladık. Öyle bir şey hazırladık. Yani başarabilirler, hayatta kalacaklar. Başaramazlar, hayatta kalamayacaklar. Yani bu kadar basit demiştir bence. Bilemiyorum. Evet burada da öyle bir klozet tasarım yapmışlar ki. Burada birlikte oturmak istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Çünkü ben de en yakın arkadaşıma bunu göndereceğim. Hem sohbet edeceksiniz hem bol bol böyle s**acaksınız. yiyeceksiniz. <laughs> İşemeli sıçmalı bir parti yapacaksınız burada arkadaşlar. Evet bir sonrakinde biliyorsunuz arkadaşlar Van'da Van Gölü canavarı var ve kar var. Belediye başkanı düşünmüş. Bununla ilgili birleştireyim ne yapayım. Ondan sonra kardan Van Gölü canavarı yapmış. İnsanlar da yanında fotoğraf falan çektiriyor. Çok garip. Baksanıza şu tipe. Acaba böyle bir şey mi gerçekten? Yani bence böyle bir şey değildir. Şu an Van Gölü canavarının hayata küstüğünü düşünüyorum. Umarım bunu görmemiştir. Sayın Van Gölü canavarına da buradan selamlar. Van Gölü canavarı seni seviyoruz. Ortaya çıkar. Yıllardır korkutuyorsun bizi. Ortaya çıkmıyorsun. Seni gidi seni. Evet bu da aşırı kötü gerçekten. Büyük ihtimalle yeni gelinin mutfağı olabilir. Abi niye böyle bir tasarım yaparsınız ya Allah aşkına bu ne ya Mutfağa böyle tasarım mı yapılır ya Size soruyorum ey vatandaşlar Ey arkadaşlar cevap verin bana Lütfen lütfen cevap verin Evet bir mühendis işi alırken Aynısını yaparız abi hiç kafanı yorma İş bittiğinde bu bu kadar olur abi fazlası olmaz Bu gerçekten özet olabilir yani Görüyorsunuz hani bu neymiş ne olmuş Görüyorsunuz İyi bari bunu yapabilmişler Hani bu atı da buraya koyabilmişler hani Gerçek at da koyabilirlerdi hani Öyle bir şey de var arkadaşlar Gerçek at da bağlayabilirlerdi oraya hani İyi ki bağlamamış yani bilemiyorum artık burada da esrarengiz bir eser daha yani bunun yapılma amacı ne bilmiyorum İstanbul Soğanlık diye bir yerdeymiş yani bunu görenler var mı gerçek hayatta yazsınlar bana niye yapılmış nasıl yapılmış nasıl ayakta duruyor bilemiyorum hani gerçekten veya nasıl belediye buna nasıl izin vermiş bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok garip ya gerçekten. Defalarca bakıyorsun ve anlayamıyorsun niye yapıldığını. Evet burada da arkadaşlar banyoya giderken bir bu bir tuzağı var ve burada <laughs> banyoya giderken bir normal Alaturka tuvalet koymuşlar. Niyedir bilinmez bilemiyorum. İlk önce tuvaletini yapıyorsun, ardından banyoya giriyorsun veya ilk banyoya giriyorsun, son tuvaletini yapıp çıkıyorsun. Garip bir tasarım. Garip bir tasarım. Yerden tasarruf etmişler ama biraz yanlış etmişler sanki yani. Yani bana biraz öyle geldi arkadaşlar. Sizce nasıl bilmiyorum ama bana biraz garip geldi. Evet, Trabzon'da bir yangın merdiveni birinci kata kadar inip Allah sığınıp aşağı atlıyorsunuz. <laughs> niye? Niye gerçekten niye? Hani yangın merdiveninde en üst katta yok. Sadece 3 katta var ve en alt katta yok. Yani bu niye yapılmış bilmiyorum. Hani büyük ihtimalle yangın merdiveni var evde diye yapılmış ama başarılı olamamış bir şey. Evet burada da arkadaşlar duşa kabin değil duşa kabir. Gerçekten bu duşa giren büyük ihtimalle en son duşuna girmiş oluyor. Yani niye duşa priz koyarsın bilemiyorum arkadaşlar. Evet burada da müteahhitimiz ilk binayı dikmiş apartmanı yapmış. En üstüne de arkadaşlar işlediği günahlar aklına gelince demiş bir cami yapayım üstüne. <laughs> yani arkadaşlar 5 katlı 6 katlı bir bina yap üstüne de cami yapmak gerçekten anca bizim ülkemizde olur diye düşünüyorum. Evet burada da arkadaşlar zayıf kolon güçlü tesisat prensibi. Yani bunu yapanlar varsa gerçekten yapmayın. Hani güldük, eğlendik falan ama depremlerde sonra evler niye yıkılıyor? Bundan dolayı yıkılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Bugün garip mimari hatalara baktık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan videoları tıklayarak da önceki videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben.